Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dün belediyelere sokak köpeği talimatı gelmişti hatırlayacaksınız. Erdoğan sokaklarda bulunan başıboş hayvanların yerinin barınaklar olduğunu söyledi ve belediyelere seslendi konuşmasında Kızılcahamam'daki o konuşmadan. Peki ayrıntılar ne? İstanbul'da son durum ne? Detaylar CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş'ta. Burçak merhaba, kolaylıklar. Nedir planlar? Büşra günaydın, merhabalar diyelim. Aslında onlar hepimizin can dostu, sevimli dostu. Hepsini çok seviyoruz ama gün geçmiyor ki bir pitbull dehşeti haberi gelmesin. Son olarak da Gaziantep'ten gelmişti o kötü haber. 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki başıboş pitbull'un saldırısına uğramıştı ve şu anda da hayat mücadelesi veriyor. Hastaneden yapılan son açıklamada da durumunun daha iyiye gittiği ama hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi gelmişti. İşte bu noktada da dün senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelere seslendi. Dedi ki başıboş hayvanların, tehlike arz eden hayvanların yeri sokaklar değil barınaklar dedi. İşte şimdi belediyelerde çalışmaları hızlandırdı. İhbar üzerine sakat olan, hasta olan ya da tehlike arz eden hayvanlar ekipler tarafından toplanıyorlar. Biz de Yasin Kamaloğlu ile birlikte Bağcılar'dayız şu an ve ihbar üzerine ekipler şu an köpekleri götürüyorlar tedavilerini yapmak üzere, rehabilite etmek üzere. Şimdi Yasin gösteriyor sizlere bir yandan o köpeklerin şu an alınıyor köpekler bu noktadan ve rehabilite edilmek üzere merkeze götürülecekler. İhbar üzerine geldi ekipler buraya. Bir tanesinin sakat olduğu, diğerlerinin ise tehlike arz ettiği bilgisi gelmişti ve işte orada da ekipler devreye girdi. Hayvan nakil aracıyla birlikte şu an bulunduğumuz noktaya geldiler. Bağcılar'dayız ve o ekipler şu an köpekleri götürüyorlar. Tedavileri yapılacak, bakımları yapılacak, rehabilite edilecekler ve ardından da koruma altına alınacaklar. Köpekler dediğimiz gibi ihbar üzerine şu an bu ekipler buradalar. Sakat hayvan bir ihbarı geldi. Tehlike oluşturabilecek hayvan ihbarı geldi. Ve dediğimiz gibi ekipler de harekete geçti. Şimdi o hayvanlar götürülüyor. Evet, sonuncusu da getirildi şu an. Yasin gösteriyor sizlere. Ekipler bu 3 köpeği şu an götürecekler. Tedavileri yapılacak ve ardından da koruma altına alınacaklar. Şöyle getiriyoruz ekranlarınıza. Şimdi tabii süreç nasıl işleyecek, neler yapılacak hemen onu da soralım. Belediye ekibinden veteriner hekim Yunus Özaslan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi köpekler götürülüyor. Nasıl bir süreç işleyecek? Sizden kısaca dinleyelim. Şimdi Bağcılar Belediyesi olarak Bağcılar ilçe sınırları içerisindeki sahipsiz sokak hayvanlarının alınması, rehabilit edilmesi, tedavisi edilmesi işlemlerini biz sürdürmeye devam ediyoruz. İhbar geldi. Şimdi de söylediğiniz gibi yaralı bir hayvan ihbarı geldi. Başıboş olduklarıyla alakalı bir ihbar geldi. Biz de ekiplerimizle birlikte ivedi bir şekilde alana geldik. Bahse konu köpeklerin yakalanması ile ilgili arkadaşlar çalışmalarını yaptılar. Şu an içinde dediğiniz gibi ekiplerimiz araca koydu. Merkezimize götüreceğiz. Orada hem rehabilitasyonları hem tedavileri hem kısırlaştırmaları, aşılamaları bütün işlemini yapacağız. Ondan sonra da hayvanları koruma altına almış olacağız. Peki, çok teşekkür ediyoruz biz verdiğiniz bilgiler için. Evet, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan seslenmişti belediyelere dedik ve başıboş hayvanların, tehlike arz edecek hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu söylemişti ve tüm belediyelere de çağrıda bulunmuştu. Hayvanların tedavileri için barınaklara götürülmesi için çağrıda bulunmuştu. Umarız biz de tekrar böyle kötü haberler almayız. Özellikle pitbull'da yaşanıyor bu olay çünkü. Başıboş pitbull'lar zarar vermeye devam ediyor. Her gün geliyor kötü haber ama umarım o kötü haberlerde son bulur diyelim Büşra ve sözü Bağcılar'dan yeniden sana